Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı bir hafta sonu olsun. Sabah bir video yükledik. Önemli bir videoydu. Mutlaka izlemenizi istiyorum. İzlemeyenler için videonun sonuna bir link bırakacağız. Trabzonspor takımız yarın Konya Spor'la karşılaşacak. İçeride karşılaşacak ve çok önemli kritik bir maç. İyi bir ekibe karşı oynayacağız. Savunmayı iyi yapan ve kontrayı iyi çıkan bir takıma karşı oynayacağız. Öncelikle ligin hani en iyi olmasını yapan bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok az gol yiyip çok az gol atan bir takım. Genelde maçlarına baktığımız zaman bir tek İstanbul deplasmanında 4 gol buldular. Artı diğer bütün maçlarda ya 1-1 ya da 0-0 veya 1-0 gitmiş maçları. İyi bir ekip, organize bir ekibi karşı oynayacağız. Trabzonspor takımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Tabii öncelikle Ertuğrul Başkan'ın bir çağrısı vardı 9. şampiyonluğa birkaç gündür üst üste vurgu yapıyor. Bunu tabii ki de bir tek Ertuğrul Başkan yapıyor. Ne hocadan görüyorum, ne Ahmet Başkan'dan görüyorum, ne de oyunculardan görüyorum arkadaşlar. Ve gene bir çağrıda bulundu. Türbünleri dolduralım istedi. 9. şampiyonluğumuza bir adım daha yaklaşmak, beraber hücum, beraber defans yapmak için Trabzonspor, Konyaspor karşılaşmasında türbünleri dolduralım dedi Ertuğrul Başkan. İnşallah tribünler dolar diye bekliyorum. Ben özellikle Franchiolos'un ilk yarısındaki oyun oynanırsa bütün maçlar tribünler dolar. Tabii ki de seyirci de kendince haklılık yanları var. Biz de iyi futbol oynamak istiyoruz, fut iyi futbol görmek istiyoruz diyorsunuz. Haklısınız. Sonuçta bir para veriyorsunuz ve iyi bir futbol bekliyorsunuz karşısında. Tabii iyi günde kötü günde her zaman takımımızın yanındayız. O ayrı bir durum ama bazı zamanlarda da ufak tefek kırılganlıklar olabilir. Çok büyütmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi 20 puan olan bir takıma karşı oynayacağız. 12 tane atmış, 6 tane gol yemişler. Dediğim gibi kısır maç oynuyorlar. En önemli, en etkili oyuncuları Muhammed Demir. Bizde de daha önceden oynanmıştı biliyorsunuz. 5 golle takımın gol kralı. Ve e, Muhammed Demir, ben de karşılıklı oynadım. Hava hakimiyeti olan, defansın arkasına koşmaya çalışan, çok hızlı bir oyuncu değil ama e, gol atma özelliği olan bir Santofor. Ligimizin tanınmış, bilinmiş, yerli, yerli klasik Santoforlarından bir tanesi. Batra ve Vitorugo ikilisine baktığım zaman ben rahatlıkla kontrol edeceklerini düşünüyorum. Hem çabukluk anlamında hem hava hakimiyeti anlamında. Bizim iki stoperimizi bu e, oyuncu Muhammed'i rahat kontrol edeceğini düşünüyorum. Muhammed'in yerine Mamadou Diop'u da oynattığı maçlar var bakın. Özellikle bir önceki maçta Adana Demir deplasmanında Mamadou Diop oynamış. Mamadou Diop da oynasa bizim stoperlerimiz kontrol altına alacak. Yani Mamadou Diop artık Burak yakın artık oyuncu ee, belki bu sene son senesi tempo anlamında düşük ama golcü bir oyuncu. Dikkat edilmesi gerekir. Yaşlı kurtlardan bir tanesi. Mamadou Diop alternatifinde koyabilir. İlhan Polat röportaj verdi dün. Bir eksikle gidiyorum. O da Enre Çekici. O da bence çok iyi bir oyuncu. İki golle oynayan bir orta sağ oyuncusu. Takımın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Bizim maçımızda olmayacak. Hadri Ahmetovic var. Bizim de istediğimiz bir ön libero, iyi bir ön libero. Pas çok iyi yap, çok az yapan, pası iyi yapan, dikine iyi oynayabilen, çok koşan, basan bir ön libero ve bizim takımımızda da Abdullah Avcı istemişti arkadaşlar. Sezon başında adı geçen oyunculardan bir tanesiydi. Hani Hazri Ahmetoviç ve Emre Çekici ikilisi çok iyiydi. Şimdi bizim açımızda olmayacak bu arada Emre Çekici. Tabi kadrosu çok geniş mi? Bence geniş bir kadrosu var. Mesela bütün maçlarda hep alternatiflerini oynatmış. Kadroda bir değişkenliklere gitmiş. Rotasyonlar yapmış bunu net bir şekilde görüyoruz. Kalesinde Seyitç var bence ligimizin en iyi yabancı kalecisi. En iyi kalecisi diyeceğim ama Uğurcan Çakır var. Sağ Ahmet Oğuz sol bekte Cilerme oynuyor. Özellikle Cilerme çok hızlı hücuma katılabilen, goller atabilen. Son Kasımpaşa maçında da golü Cilerme attı. Sağ Ahmet uzun taç atabilen ve ileri geri giden ama çok kontrolsüz olan üzerine gidildiği zaman atılmaya müsait, penaltı yaptırmaya müsait, hata yapma oranı çok yüksek bir oyuncu stoperde Adil ve Kalvo e, oynuyor. Yabancı bir stoperi var. Adil ve Kalvo'nun ben hata yapmaya müsait olduklarını düşünüyorum ama bu savunma hattının önünde Yohan Ahmetović ve Enir Çekici ile beraber altılı bir set yapıyorlardı ve çok iyi kapatıyorlardı. Geniş alan bırakmıyorlar iki stoperde. Hata yapmaya müsait ve bunun içinde çok kompa oynuyorlar. Bir hata yaptığı zaman diğeri kademeye giriyor takım halinde topun arkasına geçerek takım halinde 20-30 metrelik bir savunma hattı kurarak birbirlerine yakın oynuyorlar ve hata yapma oranını minimuma indiriyorlar. Geniş alanda yakalarsak rakip topla çıkmaya çalışırken biz kaptığımız toplarla iyi pas, olumlu pas atarsak biz Konyaspor'a karşı etki olacağız. Ama Konya da bu tuzağa kolay kolay düşeceğini düşünmüyorum. İlhan Palut çok özel bir teknik direktör. Çok iyi analiz eden, maçına göre oyuncu sistemini kuran bir teknik adam. Hadzi Enir Çekici ve Oğulcan'la çıkmışlar son maçta. Oğulcan'ın son maçta performansı kötüydü. 45'te oyundan aldı ve oraya Bruno'yu koydu. Yabancı bir orta saha oyuncuları var. Bana göre Enir Çekici'nin yokluğunda Soner'i oynatacaktır orada. Soner Dikmen var biliyorsunuz. Uzaktan da şut atabilen yerli bir oyuncu. Çok koşan, çok basan bir oyuncu. Hazri Ahmetoviç ve Soner yanlarında Oğulcan mı oynar? Yoksa orada arkadaşlar... Oğulcan mı oynar, Bruno mu oynar onu göreceğiz. Sağ tarafta Mihalak çok çabuk çok hızlı bir oyuncu. E, Beytüki Bay, var biliyorsunuz. O da gene topu bilen önemli oyunculardan bir tanesi. İleriye Santofor'da Muhammed'i ben bekliyorum bizim maçımızda. Ve tamamen bu takım topun arkasına geçen, koşan genelde merkezi kalabalık tutacaklardır. Ve e, mücadele gücü yüksek. Konsantrasyon gücümüzü yüksek tutmamız lazım. Mücadelede ayakta kalmamız lazım. Tehlikeli bir takım. Gol attıktan sonra... Bizim maçı çevirmemiz çok zorlaşır. Onun için ilk golü bizim atmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Tabi biz gol attıktan sonra böyle sanki uyandı, uyandırıldı gibi bir pozisyon oluyor. Birden kendimize geliyoruz. Birden bir ateşleme yapıyoruz ama neden biz bu ateşlemeyi maçın başında yapmıyoruz? Tabi en önemli sorulardan bir tanesi bu. Mesela örnek vereceğim. Şimdi Adana Demir maçında Diof oynatmış. Soner Dikmen'i koymuş arkadaşlar orta sahaya. Enri Çekici ile beraber. Ve diğer baktım oyuncu grubu aynı bir tek orta sahada ve Santofor'da değişikliğe gitmiş. Hemen bir sonraki maça bakıyorum arkadaşlar. Antep maçında mesela stoperde yabancı stoper oynatmamış. Kahramanı oynatmış. Orta sahada yine Soner Enri çekici. ileride de Muhammed'i koymuş. Ya bir ya iki tane rotasyonu bir şekilde devam etmiş Konyaspor e, Konya Spor Teknik Direktörü. Baktığım zaman bakın Mamadou Diof, Hamilton, stoperde Kahraman, orta sahada Bruno Pes ve Uche iki Penza. Uche Penza diye bir oyuncu var. Çok güçlü kuvvetli bir oyuncu. Kadrosu geniş bir kadro. Şimdi gelelim bize. Biraz uzun konuştuk gene. Eren cezalı biliyorsunuz. Sol bekimiz Eren cezalı. Yusuf Yazıcı 10 numaramız ve sağ kanatta oynayabilen Yusuf Yazıcı cezalı. Tabii ki de burada Abdullah Avcı'nın planlaması çok önemli. Benim düşüncem yerli anlamında 3 tane tercih yapacak. Birincisi Uğurcan Çakır, ikincisi Abdülkadir Ömür Banko. Üçüncü tercih ya Hüseyin Türkmen, Sabek ya Hüseyin Türkmen ya da ileride Umut Bozok'la başlayacak arkadaşlar. Şimdi Hüseyin Türkmen daha önce tercih etmişti hoca biliyorsunuz. Benim tahminime göre hani e, biz kapanan bir savunmaya karşı Hüseyin Türkmen, işte Batra, Vitorgo, Densville'de çıkmamız bana göre e, hani Abdullah Avcı bunu tercih etmiş, etmeyecektir. Dört tane stoperle oynayacak çünkü. 4 stoperden ziyade sağ tarafta hiç değilse Larsen'i ben orta sahaya Üç 3 tane stopere dönerim. Üçlüye dönerim bu maçta. Densville, Vitorgo ve Batra ile üçlü stopere dönerim. Ve e, önde daha yoğun, daha kalabalık olarak dönen topları alır mı kovalayacaktır. Onun için Hüseyin tercihini yapmaz. Maxi Gomez'in yerine sakatlığı geçtiğini biliyorum Umut Bozo'nun. Son antrenmanlara katıldı. İleri Umut Bozoğlu atar. Benim tahminim. Tabi Abdullah Avcı çok sürpriz yapıyor arkadaşlar. Gerçekten kestirmek çok zor. Kale Durucan Çakır, Larsen, Batra, Vitor Hugo, Densville. Orta sahada ben Siopis'i bekliyorum arkadaşlar e, Bakaseta, sağ tarafta Abdülkadir Ömür, sol tarafta Trezege, ileride Umut Bozo'yu bekliyorum. Maxi Gomez gene yerliye takılacaktır ve kulübede olacaktır. Şöyle de yapabilir, hoca gene bir ters köşe yapabilir. Maxi Gomez ve Bruno Perez ikilisiyle de çıkabilir ama e, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Bu riski içeride de olsa alır mı bunu göreceğiz, zaman gösterecek. Mesela son Fransız maçında Santoforsuz bir sistem denedi. Konya Spor Maçı'nda da bu Santa Force sistemi dener mi? Orasını göreceğiz ama bana göre içeride bu sistemi denememesi lazım. Bizim hani e, tabii kadroyu şu an konuşuyoruz. Bir teridmanı var arkadaşlar. Ben bu video çektikten sonra bir teridmanı yapılacak. Oradan da bize tiyolar gelecek. Teridmanında da nasıl bir teridmanı yapmış? Kimler yelek değişmiş? Kafasından neler geçiyor hocanın? Bunları da öğreneceğiz ama sizler de bana lütfen e, kadronuzu yazın. Hüseyin'i mi der, tercih eder? Doğacanı ben tercih edeceğini düşünmüyorum. Benim kafamdan geçen ya Sabek'te Hüseyin ki dediğim gibi 4 tane stoperle bir tane Muhammed Demir tutmanın bir anlamı yok. Densville stoper. Hüseyin Türkmen stoper. Hücuma katıldıklarında etkileri çok az olacak. Ben onun için bu 4 stoper denziyade ziyade hoca bunu mutlaka değerlendirecektir. Ön tarafta bir tercih yapayım diye düşünebilir arkadaşlar. Trabzonspor takımımız hani oyun planlaması tamamen bu maçında ben önde baskıyla başlayacağımızı ve bir an önce gol atmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Konya Spor takımına atamadığımız her dakika daha da özgüvenlenecek, daha da güçlenecekler ve bizim direkt önde baskıyla beraber kaptığımız toplarla hızlı hücum yaparak bizim bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Biz 3 puan için çıkacağız. Rakip beraberliğe gelecektir. Mutlaka bizden bir puan onlar için işine gelecektir. Tabii maçtan önceki değerlendirmelerimizi tekrardan yapacağız. Maç sabahına bir videomuz daha gelecek. Ben Trabzonspor takımımıza gene başarılar diliyorum. İnanıyorum kazanacağız. Gerçekten iyi bir ekibimiz var. Abdülkadir Ömür'ün kendisini bulması bizim için iyi oldu. Evet biraz istatistik anlamında düşük bir performans sergiliyor ama onu yakalayacaktır. Çıkar bu maçta inşallah çevirir. Caner'in performansı düşük. Yusuf Yazıcı yok. Maxi Gomez cezalıydı da Avrupa'da oynamadı. Hocanın tercihlerini yarın sabah daha da detaylı, daha da net bir şekilde vereceğiz arkadaşlar. Biraz Konya cephesini sizlere aktardım elimden geldiğince. Gerçekten iyi bir takım Konya Spor takımı. Bizim orta sahamızın Konya Spor'un orta sahasıyla mücadele anlamında başa çıkacağını düşünüyorum. Kalite anlamında zaten üstünüz. Marek Amşik bu maçta ben harlığını koyacağını düşünüyorum. Marek Amşik oyunu hızlandıran, dinlendiren, kaptan görevini gören bir oyuncu. E stoperlerimizin dediğim gibi zorlanacağını düşünmüyorum. 4'lü stoperin ziyade üçlüye dönüp Larsen'de öne atıp 3-6-1 gibi bir görüntü çizebiliriz maçın içerisinde diyor. Videomu sonlandırıyorum. Herkese sonsuz teşekkürler. Videomuzun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.